Arkadaşlar merhaba, Abdurrahman Dilipak'la beraberiz. Diğer videolarımızı da izlediniz, biliyorsunuz zaten kendisiyle sık sık bir araya geliyoruz. İnşallah yakın zamanda yeni projelerimiz de var, onları da ayaklandırmaya çalışıyoruz. O projeleri de yakında sizlerle paylaşacağız, kanalımızdan duyuracağız. Bugün kendisiyle hem ekonomi, hem siyaset, hem de biraz bilim ve teknoloji konuşacağız. İlk bölümde ekonomi üzerine konuşalım istiyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi son günlerde hiç olmadığı kadar sallanıyor ve hepimiz bunu derinden hissediyoruz. Dolara karşı bir hamle geliştirmeye çalışıyor hükümet ama bunda pek başarılı mı sorguluyoruz. Ötesinde biz faiz, dolar, enflasyon sarmalında boğulmak üzereyiz diye de bir söylem geliştirebiliriz. Bu noktada Abdurrahman Dilipak hocamın söyleyeceği çok şey var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Layık olduğunuzdan daha iyiyiz. Allah daha iyisin diyelim. Hocam ilk bölümde ekonomiyi konuşacağız. Türkiye bir faiz, dolar, enflasyon sarmalının içinde düşmüş durumda. Faizde bizi ezdirmeyeceğiz diyen bir iktidar var. Ancak dolar karşısında eziliyoruz desek yanlış olmaz. Şimdi Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç söylemi var. Doların ateşinin harlandığı bir dönemde faiz indirimine gidildi. Öncelikle bunun doğru bir karar olup olmadığını, faiz indirmenin hem dönem olarak hem de faiz indirmenin karar olarak, genel olarak bir faydasının olup olmayacağı noktasında ki neticelerini de baz alarak doğru olup olmadığını sormak istiyorum. Ne yönde değerlendiriyorsunuz? Önce faiz kelimesinin neyi ifade ettiğine bakmamız gerekir. Faiz eşittir enflasyon, riba değildir. Bunu net olarak altını çizmemiz gerekir. Hocam faiz nedir, riba nedir? Bunu da bir açalım istiyorum. Riba gerçek değer üzerinden borçlanmada eğer emek ve risk ortaklığı yoksa fazladan talep ettiğiniz paranın haram olduğuna dair bir nas, bir hükümdür. Yani 100 gram külçe altın almışsanız 100 gram külçe altın vereceksiniz. Mesela bu 100 gram ziynet olmaz. Çünkü ben size 100 gram bilezik vermişsem siz onu bozdurduğunuzda onun hurda fiyatını yani külçeye çevrilmesi de başka bir değer ifade ediyor. Dolayısıyla o zaman siz 100 gram bana işlenmiş altın değil, 50 gram çok değerli işlenmiş bir altın verseniz daha fazla değer ifade edebilir. Cinsinden olması gerekiyor. Mesela 100 gram altın da her şeyi ifade etmeyebilir. 100 gram altın 24 ayar mı, 18 ayar mı? Aynı şekilde, aynı renkte ben size 10 tane 1 gramlık altını borç versem ama bu 24 ayar olsa siz de bana 18 ayar o kadar altın getirirsiniz ben bunu kabul edemem. Bunda bir sahtekarlık vardır. Şimdi altını burada biz para olarak mutlak değerin karşılığı olarak ifade ediyoruz. Ama kaime dediğiniz, kaime der halk ya da banknot dediğiniz kağıt paranın kendi değeri 5 para etmez. Ona bir itibari değer yüklüyorsunuz. Bu itibari değer bir, başka paralara göre bir değer ifade ediyor bu hareket halinde. İkincisi de satın alma. Satın alma paritesini neye göre belirliyoruz? Burada iki tane belirleyici aktör var. Bir de piyasa var. Yani toptan eşya indeksine göre ya da tüketici indeksine göre siz bu paraya bir değer veriyorsunuz. Evet. Sonuçta şu, siz çimento satıyorsanız ben sizden 50 torba çimento parası almışsam bunu 3 ay sonra öderken 50 kilo çimento parası olarak ödemem gerekecek. Çünkü siz bana iyilik yaptınız, aslında o sizin için çimento ifade ediyordu ya da inşaat demiri. Ha bu o tip bir çimento olmak kaydıyla, o tip bir demir olmak kaydıyla. İşte burada enflasyon, faiz, kur dediğimiz şey birden fazla etkenin sürece müdahil olduğu bir durum. Mesela doların değeri nasıl belirleniyor?
Dolar kendisi de değer kazanmış olabilir. Türk parasına göre daha fazla üretmiştir, daha fazla ihracat yapmıştır, daha fazla talep vardır. Türk parası gerilemedi ama stabildir. Doların kendisi yükselmiştir. Ya da Türk parasına yönelik bir manipülasyon söz konusudur. Mesela Libor, ben diyor şu convertible paraları şu fiyattan alıyorum diyor, şu fiyattan satıyorum. Şu paraları getirirsen bu kadar faiz veriyorum. Şu paraları benden istersen de şu kadar faiz alıyorum diyor. Şimdi bir Libor gerçeği var. Bu manipülatif olabilir çünkü 10 tane banka dünyadaki para piyasasını belirliyor. Bakın riba olayında parayı alıp satmak diye bir şey yok. Paranın kendisi bir değer. Ama paranın borsası var. Ve siz parayı başka tür bir parayla değiştirecekseniz onun fiyatı var. Hı hı. Demek ki bu Kur'an'da ifade edilen riba olayı o zamanki kastedilen para ile bugünkü para arasında bir benzerlik kurmuyor. Bu sistemde aslında sistem bir yılana benzetilirse ki bu zehirli bir şeydir. Ekonomi piyasayı manipüle ediyor. Kendi kuyruğunu ısırdı. Enflasyon, kur ve paranın değeri arasındaki bu karmaşık yapı. Merkez Bankası burada ayrı bir politika faizi diye bir faiz var. Yani politika faizi işte Libor artı Libor eksi teşvik uygularsınız ya da lüks tüketimi engellemek istersiniz. Piyasayı manipüle. Siz piyasayı kendi içinizde manipüle etme yetkisini kendinizde görüyorsanız uluslararası sistemde kendi ürettiği para ya da sizin paranız üzerinde politika faizi uygulayabilir. Ki öyle yapıyor. Dolayısıyla bugünkü faiz dalgalanmasında iç dinamikler kadar uluslararası sistem ya da dış manipülatif unsurlar İç manipülatif unsurlar. Yani birileri dövizi yükseltmek ya da piyasaya da siz de tersine işte bu sabah birkaç milyar dolar piyasaya para enjekte edilmiş. Dolar biraz düşmüş ama sonra tekrar yükselmiş. Demek ki stabil bir piyasadan söz etmiyoruz. Burada dini metinlerde kastedilen aslında enflasyon eşittir faiz riba değildir şeklinde yorumlanması gerekir. Enflasyon faizin, faiz de enflasyonun sonucudur. İkisi birbirini dengeler ya da provoke eder. Ne yapmak lazım peki? Burada bir defa temelde sorunu çözmek istiyorsanız üretim gerçekleştireceksiniz. Eğer ihracatınız ithalatınızdan daha fazlaysa ve siz rekabet edebilir kaliteli ürün üretiyorsanız zaten dünyadan döviz alacaksınız. Alacağınız dövizle sizin paranızın değerini yükseltecek, değerini düşürmeyecek. Çünkü sizin dışarıdan borçlanmaya ihtiyacınız yok. Ama şimdi bu manipülatif ortamda siz doları faizi düşürüyorsunuz, 1 puan düşürüyorsunuz, faiz 1,5 puan artıyor. Ve buna dayalı olarak da TL karşılığı olarak borcunuz bir o kadar artıyor. Yani sizin bu müdahalenizin ekonomiye yansıması olumsuz. Çok daha negatif şekilde oluyor. Şimdi şunu da sormak isterim hocam. Şimdi Erdoğan diyor ki yüksek kur, düşük faiz politikası uygulayacağız da üretimi tetikleyeceğiz, üretimi arttıracağız. Üretim yapmadan olmaz diyor. Peki bu sizin dediğinizle de birleştirerek olur mu bu iş? İşte bu dışarıdan bulabileceğin kaynaklara bağlı. Eğer fon kaynaklı, düşük maliyetli yatırım için para bulabiliyorsanız onunla yatırım yaparsınız. Bu biraz da konjonktürel bir hadise. Yani Çin pazarı daralıyor. Çin'in yerini acaba Türkiye alabilir mi? Mesela tekstilde Türkiye alabiliyor. Ya da turizmde Türkiye daha şu anda ekonomik hale geldi. Yani kendi ülkesinde evinde geçinme parasına Türkiye'de tatil yapabiliyor. Yani döviz kur farkına. Dolayısıyla turizm sektöründe bir gelişme var. Öbür yandan ihracatımızda bir artış var. Çin pazarında mesela tekstil ama biz bu arada şimdi karlıyız.
3 ay sonra ne olacak? Elimizdeki ham madde stokları tükendiğinde düğmelerimiz, fermuarımız, kumaşımız orada. Mesela bir arkadaş diyor ki benim şu anda sattığım fiyata yarın ben bunun ham maddesini alabilecek miyim diyor. Çok hassas dengeler bunlar. Yani ekonomi tek bir disiplinde ya da merkezi hükümetin politikasıyla stabil hale gelmez. Bunu çok yönlü bir disiplin. Yani işin içinde elbette merkezi hükümette olacak, elbette para politikasında çok önemli bir yeri var. Ama sizin aynı zamanda sanayicinizin, esnafınızın da bu sürece destek vermesi lazım. Eğer sanayi çok iyi gidiyor, esnaf gidiyor. Tabanda bir yoksullaşma, geniş kitlelerde bir yoksullaşma, iş adamı kazanıyor. Bu yarın başka bir dengesizliğe yol açar. Burada şunu da sormak isterim. Şimdi Çin bizim için örnek bir ülke modeli. Yüksek kur, düşük faiz artı üretim yapmak suretiyle. Bu durumda da şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Ben Türk vatandaşıyım. Türk vatandaşı olarak doların yüksek olması benim alım gücümü kısıtlıyor. Üstelik dünya çapında da beni fakir bir vatandaş durumuna düşürüyor. Ben paramla kendi ülkemde tatil yapamayacak noktaya geliyorum mesela. Biz dolar girsin diye yurt dışından insanları ülkemizde çekerken yüksek kurla ama kendi vatandaşımızı da ezik bir duruma düşürüyoruz. Bu aynı zamanda ülke insanının onurunu da ayaklar altına almak değil midir hocam? Şimdi bakın bu bir yanı, paranın bir yanı. Öbür yanında da lüks tüketimin azaldığını göreceksiniz. Başka bir tasarrufu da beraberinde getiriyor. Lüks israfı, gereksiz harcamaların daraltılması. Bu da ülke ekonomisinin makroekonomide bir başka pozitif yanını ortaya koyabilir. Ama öbür tarafta işsizlik de patlayabilir. Yani bir takım tarımda mesela çok ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Tarım girdilerin hepsi ithalat. Gübresi, zira ilacı, şu bu, su bu su. Yani bunların bir denge noktasını nasıl bulacağız? Burada faiz konusunda iki tane noktayı daha belirtmem gerekir. Bir, İslam'da o riba dediğimiz faiz, yani enflasyonun üstündeki faiz en son haram kılınan şeydir. Ama daha önceden mesela ölçüyü tartıyı doğru tutun diye defalarca ayet var. Adaletin terazisi var, sadece domates patates sattığınız terazi değil o. Ölçülerin doğru konulması gerekiyor. Peki bugün ölçülerimiz doğru mu? İşte piyasayı asıl güvenilmez yapan ölçülerin, tartıların, normların, o standart dediğiniz şeylerin bozulmuş olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Ve denge noktası kayboldu. İşte bu üretimde de böyle, pazarlamada da böyle bir regülasyon yapamıyoruz. Hepsinin ötesinde de ekonomi bir ahlak meselesidir. Eğer kalitesiz üretim yapıyorsanız, ihtikar yapıyorsanız, stokçuluk yapıyorsanız, her şey düzgün olsa bile sadece bunu düzene sokmamışsanız, her an varlık içinde yokluk yaşayabilirsiniz. Ucu kaçtı diyebilir miyiz? Yani çok daha zor bir noktaya geldik, bir kırılma noktasına geldik. Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Dolayısıyla bazı gerçeklerin farkına varabilmek için bazen küçültmeniz, bazen büyütmeniz gerekiyor. Bazen tehdidin böyle çok sıcak hale gelmesi gerekiyor. Mesela son zamanlarda sokağa çıkma eğilimi vardı, birden durdu. Niye? Çünkü sokağa çıktığınızda süreci kontrol edemezseniz haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder, size döner, teper. O zaman korktular, dehşet dengesi noktasında geri çekildiler. Ya kontrol edemezsek bu gemi batarsa hepimiz gideceğiz. Bugün yeni bir dünya savaşı için aslında bütün şartlar var. Peki niye çıkmıyor dünya savaşı? Sadece Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerinin taşıdığı infilak gücü 2. Dünya Savaşı'ndaki toplam infilak gücünden daha fazla. Polaris grubu NATO'ya ait denizaltılarındaki nükleer başlıklar bile kendi başına, Japon denizinde de öyle. Evet. Böyle bir savaşın galibi olmayacağı için başka türlü bu defa formül arayışlarına giriyorlar. Ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu işte ekonomide, savaşta, siyasette çok fazla siyasete, bu tür siyasi manipülasyonlara gelmez. Bir askeri uzmanın söylediği şey, bugün dünya üzerindeki sadece gemilerdeki nükleer başlıklı füzeler fırlatılsa yeryüzünde yaşam tükeniyor. Yani eğer
tümünü infilak ettirecek olursanız, evet, dehşet dengesi maalesef öyle. Şimdi hocam, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir açıklaması oldu. Son yazınıza istinaden özellikle bunu sormak istiyorum size. Açıklamanın bir bölümünü müsaadenizle okumak istiyorum. Diyor ki Cübbeli Ahmet Hoca, bu ekonomik politikayı nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes Kur'an batırdı diye düşünmeye başlayacak. Suçu Kur'an'da, İslam'da bulacak. Millet dinden, Kur'an'dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kur'an'a çıkaracak. Madem nas diyeceksin, o zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor, görelim. Bu sözler için ne diyorsunuz? Yani ben din ve siyasetin, sağlığın, magazinleştirilme, tarih de öyle, magazinleştirilmesinden çok ciddi rahatsızlık duyuyorum. Duyuyorum. Birisi bir şey söyleyince öteki de ona cevap verecektir. Bu kendi tabii mecrası, çerçevesi dışına çıkan bir tartışma olunca da sonu gelmeyecek. Herkes burada aslında Cübbeli Ahmet Hoca yeni bir yol açıyor gibi. Şimdi açıklamanın devamında şöyle bir şey de var hocam. Yani ben bunu özellikle soruyorum. Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap olsun diye değil. Tartışılan bir konu ortaya attı çünkü. Diyor ki aynı zamanda Fatih Altaylı'ya bu. Altaylı'yla olan sohbetinden bu. İslam'da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir diyor mesela. İşte bu bir açılım. Böyle bu uslup, bu ifade tartışmayı alevlendiriyor. Evet. Halbuki çok basit bir formül var. Enflasyon eşittir faiz, riba değildir. Hı hı. Yani Kur'an'daki murat bu değildir. Yani enflasyon %50. Ben sizden 10 bin lira borç alacağım. Yıl sonunda size 10 bin lira borç vereceğim. Böyle bir borç yok. Yok. Yani bunu başta bir formül olarak. Dolayısıyla efradına cami, ağyarına mani bir şekilde konuyu ele almak gerekiyor. İnsanların anlayışına göre bunu ifade etmek gerekiyor. Aksi halde istismara, demagojiye sebep oluyor. Siyasetin kullandığı dilde ve bunun basındaki bu tartışma şekli de sonuçta yine İslam'a demeyeyim de Müslümanların imajına zarar veriyor. İnandırıcılığını ve ciddiyetini riske sokuyor. Olay fıkhi bir konudur. Ve size söylüyorum, faizin kaldırılması veda haccında hacca gelen peygamberimizin yanındaki sahabilerden bir kısmı faizcilik yapıyordu. Peygamberimiz onlara diyor ki artık bundan sonra yapmayacaksınız. Ve sizin faizlerinizi burada kaldırdım diyor. Onlar da amenna ve sadakna diyorlar. Ne güzel işte. Ama bakın, veda haccına kadar Müslümanlar arasında bu faiz değil, o riba doğrudan. Bu yapılmış. Burada Cübbeli Ahmet'in bahsettiği şey de riba mıdır? Bakın, enflasyon eşittir faiz, riba değildir. On üstü ribadır. Enflasyon üstü olan şey ribadır. Onu da size söyledim. Sizden 24 ayar 10 gram altın alıp eğer 18 gram 10 tane altın verirsem ayar 18 ayar 10 tane altın verirsem bu Allah'ın muradı değil. Oraya verdiğim 14 tane belki 12 tane belki 1 gram düşük ayarda yani 18 gram 20 almışsam 18 vermem lazım ki adalet yerini bulsun. Peki hocam, ekonomiyle ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar peş peşe, ardı sıra bakan da değiştiriliyor zaman zaman. Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor. Alınan kararları siz soruyu nasıl soracağımı da çok iyi kestiremiyorum. Vatandaşa sorsak aklı başında kararlar değil diyecek belki ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararlar ters mi tepiyor? Sonuçta ters tepiyor. Çünkü insanlara bunun öncesini anlatmak, süreci anlatmak ve sonucu söylemek gerekiyor. Ve sonucun da manipüle edilmeden gerçekleşip gerçekleşmediğinin ki biz bunu COVID sürecinde bir türlü doğru bilgiye ulaşamadık. Yani bu anlamda önce güven telkin etmeniz gerekir insanlara. Bunu niye böyle yaptığınızın efradına cami bir şekilde
izah edilmesi gerekir. Yoksa insanlar kuşkularıyla bu çözümleri ayak uyduramayabilir, tepki verebilir, muhalefet bunu istismar edebilir. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Yani iktidarın hem de paralel olan medyanın kullandığı dil bu böyledir. Bunu ya kabul edersin ya da sen kim oluyorsun şeklindeki bir uslup asla kabul edilemez. Yani düşünün ki minare eğri diyen koca karıya onun doğru olduğunu ispat etmek değil, ip bağlayıp çekerek ona bakın doğru bir eleştiri olmasa dahi toplumdaki bir takım suizanlara, söylentilere fırsat vermemek için bu anlamda çok daha fazla dikkatli olmak gerek. İktidarın da her yaptığı şey doğru olmaz, olmayabilir. Her yaptığı şey yanlış da olmaz. Biz sözü dinler, doğrusuna tabi olur, yanlışına karşı çıkarız. Hı. Doğru olan bu. Evet. Hocam teşekkür ederiz. İkinci bölümde devam edeceğiz. Sağ olun.